Develer tellal iken, pireler berber iken diye başlar hikayeler. Evet Hakan Hocam, bugün böyle neden girdim hani çekimimize? Evet. Bugün böyle efsaneleri konuşacağız. İşte hani diyorlar ya Van Gölü canavarı. Tabii. İşte küçük cüceler, uyuyan deve. Yani böyle hani geçmişte hikayelerde yer alan efsaneler. Efsanelerden tabii. Sohbet edeceğiz. Tabii. Ondan siz de girişime şaşırdınız herhalde. Develer tellal iken. Pireler, berber iken. Hikayeler böyle başlıyor hocam. Başlar, işte. Yani çok da güzel bizim İslam coğrafyasında, Türk coğrafyasında çok güzel hikayeler var hocam. Yani geçmişte çocuklara anlatılan ama şu günümüzde unutulan hikayeler hocam. Tabii, Köroğullar, şunlar bunlar. Köroğullar, efendime söyleyeyim, bunun benzeri Dede Korkutlar tabii, gibi. Battal Gaziler. Battal Gaziler. Yani işte Diriliş dizisini izliyoruz. Çok güzel hocam. Tabii, onlar hikayeler, onlar gerçek. Yani gerçekten Türk Devleti'nin kuruluşunda, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çok büyük yer almışlar. Evet. Efendime söyleyeyim hocam, aynı zamanda kahve yaptım. Kahvemizden birer yudum içelim isterseniz. Evet, eline sağlık. Teşekkür ederim. Evet hocam, bu efsaneler hakkında kahvenizi yudum aldıktan sonra hani insanlar işte hikayelerde duyuyoruz, efendime söyleyeyim filmleri çekiliyor, belgeseller çekiliyor, işte Van Gölü'nde canavar gördük, işte yani ne bileyim mesela Erzurum'un Palandöken tam tepesinde Ejder Tepesi deniliyor. Hakikaten de böyle bir kayalığın şekli sanki başını böyle dağa koymuş uyuyan bir ejderha gibi, değil mi hocam? Eskiden beri öyle derler. İşte köylerde efsane yani. Efsane. Tabii. Yani siz neler söylüyor hocam? Ne düşünüyorsunuz bu konuda, efsaneler konusunda? Geçmişte çeşitli coğrafi şekillerden oluşmuş bir görüntü gibi duruyor orada. Evet. Yok, genel anlamda efsaneler. Yani işte Van Gölü canavarı gibi. Genel anlamda yani hepsinde bir takım benzetmeler var. Yani halkın, halkımızın, değerli halkımızın zaman zaman böyle hani hem espri karışık hem tabii. işte eğlence olsun, vakit geçsin anlamında bazen de gördük diyorlar hocam. İşte geçen bir haberde izledim, bir bayan arkadaş cep telefonuyla Van Gölü'nde bir şey çekmiş. Uzakta ama kayık mı çekmiş? O kayık mı çekmiş, ne çekmiş? İşte UFO'lar deniliyor, uzaylılar deniliyor hocam. İşte Mısır piramitlerini uzaylıların yaptığı söyleniyor. Yani böyle dilden dile dolaşan efsaneler var. Ama hocam yani şimdi hakikaten Mısır piramitlerine baktığınız zaman o devrin teknolojisine göre hocam. Yüksek teknoloji. Yani o devrin teknolojisine göre şu an bile yapılması bayağı bir zaman alacak bir eserler. Mutlaka uzayda biz yaşıyorsak. Değil mi? Bir sürü yaşayan canlılar vardır. Yani mutlaka Cenab-ı Allah 70 bin alem yaratmış. Bu alemler içerisinde işte dünyaya insanları koymuş Cenab-ı Allah, yaratmış. Eyvallah. Başka alemlerde de başka şeyler yaratmış olabilir. Yani hani bugünkü konumuzu böyle girmek istedim hocam. Evet. Biliyorsunuz ben biraz uzaya meraklıyım. Evet. Efendime söyleyeyim, bu tip şeylere meraklıyım, biraz araştırıyorum. Evet. İşte aynı zamanda Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin eserlerinde de bazı şeyler okudum. Yani işte Van Gölü canavarını yıllardan beri kimse bulamadı hocam. Yani orada dalgıçlar dalıyor. Efendime söyleyeyim işte yüzüyorlar, insanlar yüzüyor. Tekneler var. Şimdi şunu şöyle izah edebiliriz. Evet. Geçmişte senin bahsettiğin gibi o Mısır piramitlerinin yapılışı o günkü teknolojiye uygun değil. Değil mi hocam? Mutlaka yer teknolojiyle yapılmış, vinçlerinden yapılmış. Belki daha farklı şeylerden kaldırmış. İçinde oksijen bulunmuyor bazı bölgelerde. Evet. Ve ışık yok, lamba yok. Mutlaka bir takım bölgelerde oksijenden, yani oksijen tüpü dediğimiz şeylerden yapılmış olması lazım ki oradan yapılsın. Yani hocam, labirentler var içinde. Labirentler var. Şimdi şu anki teknolojiyle oraya biliyorsunuz bazı bölümlerine oksijen tüpüyle giriliyor. Tabii. Bazı bölümlerinde zehirli gazlar var. Tabii. Ve bazı bölümlerinde labirent gerçekten çok tehlikeli yerlerden geçtiği için girilemiyor. Tuzaklar falan da varmış içinde. Tuzaklar var. Yani o kadar taşın, o kadar toprağın, o kadar taşın bir araya getirilmesi ki çölde taş yok hocam biliyorsunuz. Tabii, başka yerden getirmişler. Evet. Yani papirüsten yapılan, tabii. işte büyük şeker kamışlarından yapılan gemilerle getirdikleri söyleniyor. Ama ne kadar doğru. Yani bir de niye öyle üçgen yapmışlar hocam? Tabii. Yani üçgen civarında. Evet. Yani bakıyorsunuz hakikaten işte bizim çifte minarelere bakıyorsunuz hocam. Muhteşem, ayrı bir gizemi var, ayrı bir güzelliği var. Yakutiye Medresesi'ne bakıyorsunuz. Ayrı muhteşem bir sanat var. Şeyi var. Üç Gümbetlere bakıyorsunuz, ayrı bir şeyi var. Süleymaniye Camii'ye bakıyorsunuz, ayrı bir şeyi var. Ayasofya'ya bakıyorsunuz, onun ayrı bir gizemi var. Tabii, tabii. Efendime söyleyeyim, yani İstanbul'da şu anda işte Haydarpaşa bölgesinde büyük bir tarihi kalıntılar bulunmuş hocam. Orada çeşitli devirlere ait. Yani ait kalıntılar var, tarihi eserler var. Yani dünya üstünde yaşıyoruz ama bazı dünya altındaki işte o tarihi eserlerden şundan bundan haberimiz yok. Bir de hocam işin define arayıcıları kısmı var. Onlar da ayrı bir şey yani olay.
Hakikaten o olay da hocam böyle... O da ayrı bir alem. Hani evet. Kuş besleyenler, efendim söyleyeyim pul biriktirenler, evet. Maç merakı gibi bilmem ne, o da bir ayrı bir merak. Ama evet, tehlikeli bir merak. Evet işte. Yani insanlar başına değil mi hocam? Tabii. O konuda ne dersiniz hocam? O konu fazla peşine koşulacak bir konu değil. Fazla yani insanları çoğu zaman arkeologlara zarar görüyorlar. Değil mi hocam? Arkeologlara bırakılması gerekiyor. Arkeologlara bırakıp devletimize bırakmak. Evet, kısa yoldan zengin olmak istiyorlar ama. Hayal işte. Kaç kişi hocam o işte büyük kuyularda, dehlizlerde, şurada burada hayatlarını kaybettirir. Yani, geçen de dinamit patladı. İşte Allah göstermesin. Yani kişi tabii. Yani ha şu var hocam, sen tesadüfi tarlanı sürerken hani herhangi bir şeye rastlarsın, gider onu devlete haber verirsin. Zaten o devlet başka. Onu %10'unu mu %20'sini veriyor tabii. Veriyor hocam tabii. Biz bir ara bizim Erzurum'daki evde de şüphelenmiştik biliyorsun. Hani tarih eski evlerde hazine var mı diye. Yerleri, tabii Roma İmparatorluğu. Ama çıkan şeyi gördünüz, büyük tabii, bir taş evet. Çıktı hocam. Evet, çok büyük. Evet. Şu oda büyüklüğünde içi böyle oyulmuş tencere gibi. Tabii, evet. Bizim evi Kültür Bakanlığı aldıktan sonra tarihi kazı yaptılar biliyorsunuz orada. Çok büyük bir taş çıktı. Demek ki hocam orada acaba atlara su mu veriyorlar ya da bir bulgur, hani böyle bir buğday mı yani Roma dövründe. Ya çoğu efsane tabii. Bir takım evet. Bir takım vazolar çıkıyor. Tabii. Yemek kapları çıkıyor. Tabii. Değil mi hocam? Yani orada o an çıkan altın, para, gümüş, şu bu önemli değil. Tarih eserler önemli. Evet bir de yani hocam. Geçmişe ışık tutan tarih eserler, kalıntılar, o zamanki yaşam malzemeleri, evet. Yaşam alanları, işte evler çıkıyor, kerpiçten duvarlar evet. Çıkıyor, vazolar çıkıyor, yaşam alanı. O geçmiş tarihteki süreci anlatan tarih eserler çıkması daha önemli. Yani evet. Altın, para, pul fazla. İşte hocam defineciler biliyorsunuz hoca falan alıyorlar yanlarına, işte okumaya gidiyorlar bilmem ne, işte, yani işte şu altını yiyor. Şey olsun. Yani bunların hocam hayal. Yani çoğu insan ömrünü bu yolda harcıyor ama yani işte efendim şurada şunu bulacağız, burada bunu bulacağız, işte define haritası, bunlar biraz hayali değil mi hocam, vesvese. Gerçek ilimlere o biraz bana göre çok boş iş, yerine gerçek ilimlere ulaşılması daha kazandırıcı olur insanlara. Yani. Ama şu olabilir hocam, mesela Van Gölü canavarının bir film yapılabilirdi. Tabii çok meşhur İngiltere'de de bir göl var. Loch Ness Gölü müydü neydi hocam? Evet, bir göl var. Bir canavar var. Orada da meşhur. Yani bunun bir filmi yapılabilirdi mesela. Hani en azından bu kadar magazinsel bir konu. Güzel bir bilim kurgu filmi. Hem olur. De o bölgeye turizm anlamında bir faydası olurdu hocam diye düşünüyorum. Evet. Ne diyorsunuz? Yani çok güzel olurdu. Bir güzel bir bilim kurgu film çekilebilirdi orada. Özellikle o bölgeye de müsait. Hocam Mersin bölgesinde mi, Mardin bölgesinde mi bir yerde yedi uyuyanların, mübareklerin mağarası var. Mekanları var. Mekanları evet. Var. Efendime söyleyeyim, Antalya'da mı falan yerde cennet cehennem neredeydi hocam? Mersin, Antalya o bölümde. O bölümde. Siz hatta gitmişsiniz. İkisini de gezmiştiniz. Çok güzel. Hocam cennet eserler. Cehennem mağaranın farkını anlatır mısınız? Nasıl yani böyle hani gezdiğiniz cehennem zaman? Cehennem diye tasvir eden mağara içini fazla girilmeyen evet. O makilik maki tarzı bitkiler evet. Olan bir çok büyük bir geniş bir çukur düşün. Derin mi hocam bu yani? Çok içinde? Bayağı derin. Evet. Aydınlatılmış mı? Yok, onda yok. Cennet denilen mağara ise merdivenlerle iniliyor. İçinde alt böyle mağara gibi bir uzun bir yer var. Orada içinde sular akıyor. Evet. Dinlenme yerleri var. Hani gezilebilen bir yer cennet. Evet. Cehennem denilen mağara dediğim şey pek inilmiyor oraya. İnilmiyor değil evet. Mi hocam? Tabii. Yani hocam Türkiye'miz, değerli Türkiye'mizin mübarek topraklarında çok medeniyetler yaşamış. Bilsin, i̇şte Ürgüp var hocam, peri bacaları var. Tabii. İşte yani Hititlerden tutun da işte yani bir sürü medeniyet yaşamış bu Türkiye üzerinde. Bunları aslında hepsi birer böyle belgesel haline getirip, efendim, program haline getirip insanların hizmetine sunulması gerekiyor. Tabii. İzlemek gerekiyor hocam bunları. Tarihe ışık tutuldukça çok daha güzellikler ortaya çıkacak diye tabii. Düşünüyorum. Yani bizim Erzurum bölgesinden ele alırsak, işte şelalelerinden, piknik bölgelerinden, tabii. Kayak sporundan değil mi hocam? Evet. Efendime söyleyeyim, tarımından, işte Hasan Kalesi'ndeki termal. Hocam termali biraz anlatır mısınız o bölge, Hasan Kale? Hasan Kale özellikle Erzurum'da termal bir sürü termal kaynakları var, özellikle Hasankale Pasinler dediğimiz bölgede ve evet. Irca dediğimiz bölgede. Evet, şifalı deniliyor çok hocam. Güzel termal kaynakları ve çok şifalı. Hocam yani cilt beli ağrıları olsun. Cilt, evet. Bir takım içilebilen termal sular da var. Orada mide hastalıkları için. Evet. Vücut işte romatizmal ağrılar için. Evet. Çok şifalı orada kaynaklar var. Hocam bir de hatırlar mısınız, bir belgesel çekimi için bir köye gitmiştik, balıklar vardı köyde. Balıklı Göl evet. Balıklı Göl. Tabii. İşte bir de Yılanlı Göl varmış Dumlu'da mı bir yerde, o da yine şifa. Onu da duydum. İnsanlar evet. Gidiyor Soğuk Çermik. Evet. Soğuk Çermik denilen evet, bir yer. Evet, yılan gelip herhalde o şey, yaraları balıklar gibi zaman evet. Hatta tabii. Sedef hastalığını iyileştiren Türkiye'de bazı yerlerde balıklar orada var göller var. İçerisinde. Orada da var evet.
Yani hocam Cenab-ı Allah insanlara her türlü nimeti bahşetmiş. Bir sürü. Biz fazla efsanelere dalmadan gerçeklerle ilgilenelim ama hocam ben biraz hani sizin geçmişte okuduğunuz o Binbir Gece Masalları gibi kitapları tabii, seviyorum. Tabii. Yani bizim işte Dede Korkut eserlerinin okunması lazım. Yani İslam coğrafyasında İslam sanatları üzerine çok güzel yazarlar, çok güzel ressamlar. Yani ben İranlı bir arkadaşın şeyini gördüm, Instagram'da çizdiği resimleri gördüm. Evet. Meşhur birisi. İşte geçmişte çocukluğuyla ait çocukluğunun dönemindeki resimleri çizmiş hocam ama muhteşem bir sanat. Muhteşem bir sanat. Çok iyi yetenekli var. Yani bizim Osmanlı döneminde yetişmiş biliyorsunuz hocam. Hattatlar var, minyatür sanatçılar var, ressamlar var. Yani işte edebiyat şairler var. Yani muhteşem bir hazine. Evet. Biz bu yani hocam batıdaki filmlerden ben bir şey lezzet almıyorum. Ben de. Yani işte bilim kurgu film, işte Süpermen geldi. Şu, hocam bunlar yani bizde öyle hocam konular var ki. Yani bizim buradan yönetmen arkadaşlarımıza, değerli arkadaşlarımıza tıpkı Diriliş'te tabii, olduğu gibi, tabii. Abdülhamit dizisinde olduğu gibi böyle güzel diziler, güzel bizim bu konularımızı ele alarak çekebilirler hocam. Mutlaka. Yani tabii. Bir yedi uyuyanlar bile çekilebilir. Tabii ki. Efendime söyleyeyim. Yani bunun benzeri işte Köroğlu var hocam. Efendime söyleyeyim. Bunun benzeri bir sürü çekilecek konular var. Hatta hocam içimdeki, bunu da söyleyeyim içimde kalmasın. İstanbul'un Fethi filmi çok çekildi ama hiçbiri benim içime sinmedi. Evet, ben de sinmedim. Yani güzel bir böyle değerli yönetmenlerimizden bir tanesi bu İstanbul'un fethini hakikaten böyle tam orijinal haline uygun şekilde. Evet. Hani hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, demiş ya ne güzel komutan o şehri fetheden, o şehri fethedilecektir. Tabii. O şehri fetheden komutan ne güzel komutan, o şehri fetheden asker ne güzel asker. Eyvallah. Yani bunun üzerine güzel böyle bir film. Bence bu Diriliş ekibi çekebilir. Değil mi hocam yani tabii. Güzel çekebilirler. Yani o günkü kostümler hocam biraz da işte figürandan, teknikten, efekten bilmem ne biraz para verilmesi gerekiyor. Evet, az parayla çekilmiyor yatırım, hocam. Tabii yatırım yani gerekiyor. Olmuyor tabii. Hocam ben biraz terledim mi? Siz, tabii tabii. Yani hafif terimi. Sana peçete de verebilirim. Stüdyomuz şey. Biraz şu anda tadilatta. Evet. Klimalar hocam biraz sanki evet, onlar bir evet az çalışıyor. Hocam suyunuzu için isterseniz. Yani efsanelerin içinde bir de hocam batıl inançlar var işte ağaçlara bez bağlama. Mum yakma. Şimdi ağaca bez bağladığın zaman ne ele geçebilir? Yani bunu mantıken böyle düşünüyorum. Hiç benim aklım, hayalim almıyor hocam. Yani şamanist bir şey. Yani şamanizmden gelen eski yani bu adette, değil mi yanlış hocam? Adette tabii. Şimdi at nalının kapıya çakılması mesela. Evet. Bundan ne fayda? Yani demir, bir tane demir var orada. Onu kapıya çakıyor. Bunun ne şey var? Veya mum yakılması. Yanlış. Mum bir tane. Mum insanların aydınlatmak için kullandıkları geçmiş dönemde değil mi hocam? Bizim evet. De zaman zaman elektrik kesildiği zaman kullandığımız bir şey. Yani kimyasal tabii. Bir madde. Yani evet. Getirip bunu sen yaktığın zaman orada ne anlama geliyor? Hı. Yani bunu hiç ben aklıma ermemiştir hocam. Yani tabii. İşte merdivenin altından geçme. Niye geçmeyeyim? Hı. Ne olmuş? Yani bunun bir teknikle, bir izahla, bir inançla hiçbir şeyle alakası yok. İşte kara kediyi işte gece dışarı sıcak su dökme. İşte bilmem cuma şu günlerde tırnağını kesme. İşte bilmem ne. İnsanlar böyle dar bir şeye. İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok hocam. Evet, İslamiyet tamamen temizlik. Gerçekle, temizlikle, dürüstlükle, edeple, ahlakla şeylerle kuşatılmış İslamiyet'in evet. İçerisi. Elhamdülillah ki hocam biz de İslami bir ülkede dünyaya gelmişiz. Çok, çok güzel elhamdülillah. Çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rehberliğinde kitabımız Kur'an'ın yolunda ilerliyoruz. Ama batılın aşağı işte hocam mesela bazı mübareklerin türbelerine gidip işte anahtar atıyorlar. Evet. Türbenin içerisine. Çok yanlış. Sirke koyuyor. Sirke evet. Neden koyulur mesela? Kabrin içerisine sirke koyulur. Anahtar atıyorsun. Ya ne dilersen diyor ya ne dilersen Allah'tan dile. Yani ne dilersen haktan dile kılavuzla gir doğru yola. Bülbül aşık olmuş güle öter Allah diyor da Yunus Emre böyle diyor hocam. Allah ne dilersen Allah. Allah'tan dile. Yani elbette ki o zamanında çok güzel hizmetler yapmış mübarek insanlara büyük saygımız var. İlimlerine, feyizlerine, bereketlerine, marifetlerine güzel şeyimiz var. Yani işte bir mübarek var. O mübareği şu anda aklı Zuhurat Baba herhalde. Evet. Hocam görüyorum. İnsanlar anahtar laflarını atıyorlar, işte içerisine resimlerini atıyorlar, sirke koyuyorlar, şu koyuyorlar, bu koyuyorlar. Kardeşim lütfen ya, lütfen. Evet, evet. Ölmüş gitmiş mübarek. Ha, evet. Ha şu var, tabii ki onların ilmi kitaplarından, eserlerinden değil mi hocam? Tabii, faydalanalım. Evet. Yani hocam Tillo'da mübarek İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası Fakirullah Efendi Hazretleri var. Evet. Allah ondan razı olsun. Marifetname'de zaten çok güzel bahsediyor. İşte mesela görülmesi gereken, keşke hocam oraya gidebilsek de evet. O mübareğin hocasının başına yaptığı optik
sistemde her ölüm yıl dönümünde öldüğü saatte güneşin kabrinin başındaki sarığa vurmasını çekebilsek. Tabii zaten oradaki zatların yüzü örmetine. Değil mi hocam? Tabii. Yani çok güzel yani, çalışmalar var. Çok güzel tabii. Hocam bir de Erzurum'da piknik bölgelerimiz var. Tabii yani ki. Böyle şeyden bahsettik, efsanelerden şundan bundan ama mesela şey, Serçeme'ye bayağı gittik biz. Serçeme Deresi tabii ki. Sizin en sevdiğiniz piknik bölgesi hangisidir hocam? Serçeme Deresi bölgesi. Önce Tortum bölgesi. Tortum bölgesi. Tabii Boğaz ki. Var. Oraya şehir içinde kaldı bazı bölgeler. Evet, Çoban tabii, Dede. Tabii Ilıca bölgesinde de güzel yerler var. Piknik yerler var. Hasankale bölgesinde var. Hasankale var. Oltu Olur bölgesinde var. Muhteşem. Değil mi hocam? Karadeniz'e doğru giderken bir takım çok güzel İspir bölgesinde var. Buradan tabii. Yine İspirli, Tortumlu kardeşlerimize, Oltulu, Olurlu, bütün Türkiye'mize kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Tabii. Yani hocam kültürel bir hazinenin üzerinde yaşıyoruz. Evet. Ama elbette ki insanlar işte ekmek geçim derdine düşmüş, şuna düşmüş, buna. Tabii ki bu normal, herkes geçim derdine ama bunun dışında sanatla uğraşan, görselle, sinemayla, filmle, belgeselle uğraşan kardeşlerimizin, yönetmenlerimizin hepimize, görsel sanat uğraşan insanlara görev düşüyor. Yani bunları canlı tutmamız gerekiyor hocam. Hocam Batı'nın hiçbir şeyi olmadığı halde acayip filmler çekiyorlar. Bu filmlerde milyon dolarlar kazanıyor. Ama konulara baktığın zaman vurma, kırma, insan parçalama, şu etme, bu etme, başka bir şey yok hocam. Tabii. Yani içlerinde güzel filmler elbette ki var, sanata saygımız var ama bizim kendi konularımızı çekmemiz hocam daha güzel. Çok daha. Mesela ben Abdülhamit dizisini hayranlıkla izliyorum. Diriliş dizisini hayranlıkla izliyorum. Yani işte hepsini hayranlıkla izliyorum. Çok güzel diziler var. Yanında bunun yanında bazı klip çekimlerini görüyorum. Güzel çekimler var. Tabii. Ama yani biraz daha böyle kendi hamurumuzla, kendi suyumuzla bir şeyler yapmamız lazım mutlaka hocam. Dediğin çok yani eskiden doğru. Türk sinemasında fazla para desteği, işte bir takım şeyler yoktu. Figüran az, efektler az, kostüm biliyorsun hocam. Tabii. Tarkan diye bir film vardı hocam. Evet. Ne güzel. Çok güzeldi. Yani o devirde çekilmiş çok güzel filmlerden bir tanesiydi evet, Tarkan. Evet bence de. Buradan da Yeşilçam'a emek vermiş bütün sanatçı kardeşlerimize, yönetmenlerimize, selamlar, hepsine, üstadlara selamlar, saygılar gönderiyoruz. Radyoda tiyatro vardı, efektler vardı. Yani bir sürü şeyimiz vardı. Bunun yanında o filmlere müzik yapan müzisyenlerimiz de vardı tabii hocam. İşte çok güzel hocam. Bizim böyle bir çalışma yapsak siz güzel bir müzik. Tabii ki. Hocam tabii. Böyle bir improvize bir şey bizim Erzurum'dan bir yerden bir şey dolaşırsanız tabii. Hem izleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Mamoşa bağladım buradan, evet. Pencereden bir taş geldi, pencereden bir taş geldi, ben zannettim mamoş geldi, ben zannettim mamoş geldi. Kör olasın Bekir Hoca, kör olasın Bekir Hoca, başımıza ne iş geldi, başımıza ne iş geldi. Eyvah mamoş, eyvah, eyvah, eyvah mamoş,
Hey vah hey, doktor getir yaramak, tabip getir yaramak. Hey vah mamuş, hey vah hey vah, hey vah mamuş, hey vah hey vah, doktor getir yaramak, doktor getir yaramak. Bahçelerde yeşil yaprak, bahçelerde yeşil yaprak. Memuş geyer kara kalpak, memuş geyer kara kalpak. Kör olasın Bekir Hoca, kör olasın Bekir Hoca. En sonumuz kara toprak, en sonumuz kara toprak. Ağzına sağlık. Hocam mübarek ellerinden öpüyorum. İstersen hocam saz alayım, rahat oturun. Erzurum karşılama yöne bağladım. Evet, evet hocam, Erzurum karşılamayı da biz hatırlar mısınız şey albümümüzde, ilk çıkardığımız Hayatın Kuralları albümünde değerli Şirin Altın. Evet, Arif Sağ hocamızın stüdyosunda yapmıştık. Aranjörlüğünü yönetmenliğini siz yapmıştınız. Evet. Avni Uygun kardeşimizle birlikte. Evet, değil mi hocam? Tabii, evet. Aynı zamanda Tom Meister de Doğan Bey miydi? Doğan Bey'di. Evet, buradan da Arif Hoca'ya selamlar gönderiyoruz. Selamlar, saygılar. Erzurumumuzun değerli sanatçılarından. Onun da babamla çok uzun yıllar, evet, değil mi hocam, çalışmaları oldu. Bağlamanın devidir kendisi. Bağlamalı, gerçekten teşekkür ediyoruz kendisine de. Sağ olsun, var olsun. Peki hocam, yani şimdi işte efsanelerden girdik, definelere gittik, uzaya çıktık, Mısır piramitlerine gittik. Efendim, bir sürü çalışmalar yapıldı. Konular tabii. Konuştuk. Yani ben işte bunun, hani bunları anlatmamdaki sebep, bizim kendi coğrafyamızdaki, İslam coğrafyasındaki, Orta Asya coğrafyasındaki tabii zenginlikler hocam. Mutlaka. Yani bir Dede Korkut'un belki de aylarca incelenip çok güzel şeyler çıkarılabilir. Bir Ahmet Yesevi hocam. Tabii. Yani mübarek, biliyorsunuz çok güzel çalışmaları var. Özellikle film için Deli Dumrul mesela. Deli Dumrul olabilir hocam. Çok güzel mesela. Yani biliyorsunuz bir Atilla diye bir film yapmışlardı. Evet. Yani tüm için işte Atilla. Çok güzel şeyler. Yani kendi mutfağımıza dönersek tadından doyul olmayacak lezzetler bulacağımıza. Çok güzel söyledi. Değil mi hocam? Eminim yani. Çok güzel bir hocam, şimdi hiç kimse alınmasın. Yani bizim annemizin yemekleri bizim için harika. Ve çok güzel, evet, ellerinden güzeldir. Öpüyoruz, gözlerinden öpüyoruz, ellerinden öpüyoruz. Yani kendi mutfağımız hocam. Dışarıda çıktığın zaman elbette ki bütün anneler yemekleri değerli. Bütün annelerin, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Saygılar, tabii, hürmetler gönderiyoruz. Ve değerli izleyicilerimize de buradan, hani sizle konuştuğumuz gibi, evet, söylüyoruz. Lütfen videoların altına istediğiniz konular varsa yazın, türküler tabii varsa yazın. Biz bunları seve seve yerine getiririz. Mühim olan dostça, güzel şekilde gönüller birliğini yaşamak, değil mi tabii hocam? Ki, önemli aynen olan bu. Tabii. Hocam, stüdyonun klimalarını inşallah yaptırırsınız bir an tabii önce. Ki, evet. Bugün biraz siz de terlediniz, ben de, evet, terledim. Ama yani bir şeyler yaparak terlemek de hoş bir şey hocam. Çok güzel. Güzel bir şey. Hocam, Erzurum hamamlarını sayayım desem neler tabii terlemekten geldi. Kırçeşme hamamı diyebiliriz. Evet. Erzurum hamamı diyebiliriz. Evet. Yani Fuadiye mi hocam? Fuadiye, önceden Çöplük Fuadiye ismi değişti. Evet. Çöplük Hamamı vardı tabii. Evet. Kırçeşme vardı. Kırçeşme vardı. Asya Hamamı vardı. Asya Hamamı, evet. Tabii. Evet. Ondan sonra Erzurum Hanım Hamamı vardı. Hanım Hamamı, evet. Ömer, o da Duygun, hocam tarihi bir tabii şey. Bizim mahallede. Ömer Duygun İkoku'nun yanında. Evet. Buradan Hafız Ömer, değil mi? Evet. Bizim evet, onun torunları bizim komşumuzdu. Tabii. Onun da yaptırmış, onun ismini verilen bir okul vardı. Ömer Duygun, evet, Hafız Ömer Duygun. Ben de orada okudum. Siz tabii de okudunuz hocam, orada okudum. Tabii. Onun yanında Hanım Hamamı vardı. Tabii. Şimdi hocam ben gördüm, orayı restore yapıyorlar. Restore yapılıyor tabii. Değil mi hocam? Tabii. Yani hocam eskiden
Yani hamamlara gitmek de bir mevzuydu. Tabii. Meşhur yani kalabalık. Tabii. Efendim özellikle bayanlar hamam yani şükrümüzde anne bizi götürmüştür tabii, yani. Tabii. İşte yani ama tabii hocam hepsinin bir lezzeti vardı tabii. Hocam ya. Eskiden ben hatırlarım hamamlarda hamama girmeden önce bir şeyler yerlerdi. Tabii. Meyve şu bu tabii, işte tabii, tabii. Bilmem neler şunlar bunlar. Ondan sonra yani bizim mesela erkekler hamamından çıktıktan sonra Erzurum 10 kat havlu sararlar böyle. Tabii. Başına şuna bunu. Hocam onun evet. Ferahlığı da ayrı güzelmiş. 5-10 çay içilir tabii. 5-10 bardak çay içiliyor. Tabii. Çok sıcakta da duruyorlar hocam evet. Yani orada içeride. Yani hocam çok güzellikler var. Yani biz yine her programımızda bunları anlatmaya devam edeceğiz. Tabii. Yani insan ne geçmişteki hatıralara doyabiliyor ne de geleceğin güzelliğinden umudunu kesebiliyor. Eyvallah. Hepsi birbirinden ayrı ve güzel şeyler. Değil mi hocam? Evet. Ne dedim ki hocam? Unuttum ben. Ne geçmişin lezzetine doyabiliyor ne de geleceğin umudundan geleceğin güzelliğinden umudunu kesebiliyor. Bunu yazman lazım. Hakikaten hocam. Instagram'a bunu yaz. Çok güzel oldu hocam. Instagram hesabımız Gökhan Müzik çift alt tire. Facebook hesabımız Hakan Gökhan Işıklı. Efendim lütfen videolarımızı izlemeye devam edin. Hakan Üstadımızın o güzel bağlamasından, o evet, güzel tınılarından, evet. Aranjesinden Hakan abimizin evet, o tınıların evet. Lezzetini alın. Ben de naçizane hocamın bir talebesi olarak güzel eserleri seslendirmeye çalışıyoruz. Bu türkülerin yanına da kendi değerlerimizi, kendi örf adetimizi, güzelliklerimizi, hikayelerimizi, her şeyimizi katmaya çalışıyoruz. Ki unutulmasın. Evet. Yani bu dijital çağda internetin insanları uyutmaya başladığı, yani artık telefondan, tabletten vazgeçilemediği, her şeyi unutulmuş, herkes bir köşede telefonla uğraşıyor devirde. Eski lezzetleri anlatmaya çalışıyoruz. Belki bizi izleyen gençler ya bunlar, bu iki tane abi amca ne anlatıyor diyecekler ama hakikaten bunlar yaşanmış lezzet, tecrübe edilmiş lezzetler. Ev gezmesi tadında. Tabii lütfen tecrübe edilmiş lezzetlerden vazgeçmeyin. Tabii. Tecrübe edilmemiş lezzetlerden uzak durun. Değil mi hocam? Evet aynen. Yani bir köy tavuğu tecrübe edilmiş bir lezzet. Civil peynir tecrübe edilmiş bir lezzet. Kadayıf su böreği, kadayıf dolması, mantı, tatar böreği, papaz yahnisi. Evet, İskender. İskender kebap, cağ kebap. Vafra pidesi. Of, hocam değil mi? Vafra pidesi. Vafra pidesi. Tabii, bütün yörelerimizin yemekleri harika. Bütün yörelerimizin yemekleri harika. Hepsine, bütün Türkiye'deki bütün kardeşlerimize canı gönülden selamlar, hürmetler, saygılar gönderiyoruz. Eyvallah. Allah hepinizin işini rast getirsin, amin. Güzellikler nasip etsin. Amin. Mevlam. Bu hastalığa bir an önce şifa nasip etsin. Eyvallah. Türkiye'nin yolu izi açık olsun. Amin. Bütün büyüklerimize, devlet büyüklerimize de buradan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz tabii. Küçük kardeşlerimizin gözlerinden öpüyoruz. Allah herkesin okul hayatını inşallah bir an önce okullar açılır amin. Hocam. İnşallah her şey yoluna girer. Güzel şekilde. İnşallah. Tekrar da uyarıyoruz. Lütfen maskemizi takalım, tabii. Mesafeye uyalım, elimizi ayağımızı yıkayalım. Trafikte aşırı hız yapmayalım. Trafik kuralları hayat kurtarır diyorsunuz. Tabii. Arabada sigara magara içmeyelim, dikkatimizi alacak şeyler yapmayalım. Tabii. Birbirimize kızıp kavga, küfür, şu bu etmeyelim. Dostça, kardeşçe, güzel şekilde yaşayalım. Pozitif mesajlar. Pozitif gönderiyorum size. Hepinize pozitif enerji gönderiyorum. Lütfen gülümsemeyi, selam vermeyi, günaydın demeyi birbirimizden eksik etmeyelim. Eyvallah. Türkiye olarak biz bir kardeşiz. Biz yani yabancı insanlar değiliz. Birbirimizi gördüğümüz zaman günaydın, selam, selamun aleyküm, eyvallah. Hayırlı sabahlar, hayırlı tabii. Akşamlar demeden çekinmeyelim. Tabii. Dostumuza, komşumuza, konumuza, etrafımızdaki insanlara birbirimize yardım etmeye çalışalım. Yolda bir taş görürse kaldıralım. Biliyorsun sevaptır hocam. Tabii. Yani onun için Allah hepimizin işlerini rast getirsin. Amin. Aynı zamanda da YouTube sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Yani rica bu bir olabilirler, olmayabilirler değil mi hocam? Tabii. Her zaman hocam programımızı bitirirken güzel bir söz. Güzel bir söz söylüyoruz. Yani ben özellikle de tasavvuftan sözler seçiyorum. Çok güzel oluyor ağzına. Yani bugün de hocam benim kendi yazdığım bir sözü söylemek çok istiyorum. Güzel olur. Sizi üzerek seven insanlardan uzak durun. Eyvallah. Hoş kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.